Sırada Aygün var, söz Ayşe Egesoy'da. Osman Tan, sırada 114 Aygün var, evet. Anonim Azeri bir türküyle geliyor bu gala, Daşlı Gala. Tebrikler Aygün. Bu arada içeride Bülent Hanım da hazır. İsterseniz alkışlarınızla Bülent Ersoy'u da davet edelim. İşte karşınızda Bülent Ersoy. Bülent Hanım, bir kez daha hoş geldiniz. İçeriden siz Aygün'ü de dinlemiştiniz. Şimdi yorumlara yine Ebru Hanım'la başlayalım. Armağan, sen hazırdın galiba ya da. Kimle başlayalım? Fark etmez, ben de başlayabilirim. Tamam. Sahneye çok yakışıyor. İnanılmaz dolduruyor. Ve bir içim su gibi. Umarım kalır. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ebru Hanım. Orhan Bey. Tabii. Bütün doğal haliyle, o şirin haliyle, o güzel haliyle onu çok beğeniyoruz. Suat da harikaydı, o da çok güzel. Yani gerçekten zor ve üzülüyoruz. Ben üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Halkımız bilir. Hayırlısı olsun yavrum, hayırlısı olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler Orhan Bey. Bülent Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Zaten nefes nefese kaldım diyorsunuz. Ben bir şey söyleyecek halim yok, nefes nefese ancak geldim ama dinledim hepsini. Dinlediniz evet, dinledim. İçeride. Zaten biliyorum performanslarını da ama boyandın mı? Affedersiniz. Ne oldu? Suratını da mı boyadın? Bakıyorum neresi? Ben hiç kaçamak yapamam. Öyle? Tabii. Hemen anında yakalanır. İz kalır yani. Ha, iz kalır. Orhan. Gayet normal. Teşekkür çok ederim. Ha, etek mi bu? Orhan etik mi? Neye teşekkür ettiniz? Orhan Bey. Neye teşekkür ettiniz? Bana elbiseme bir şeyler vermiş oldu onun için. Boyadığı için. Son size. Derece etikmiş etik bu. Etik evet. Bu. Gayet en sonunda Orhan şey. Doğru yolu buldu. Aslan Orhan'ın benim. İnsanlar birbirlerine mutlaka böyle temas eder. Bu temas edebilir. Elbiseme bazı pulları gelmiş benim oldu. Benim pullarım hep dökülür. Teşekkür ederim. Bu evet. Olabilir. Yaşayacağı bu pullarım dökülüyor artık. Etiğe aykırı bir şey yoktur efendim. Evet, etik açısından bir problem yok diyorsunuz. Ben dinledim efendim. Zaten biliyorum. Yok. Yok yok bir şey yok. Allah hayırlı uğurlu etsin hangisi için olacaksa. Hayırlısı olsun diyorsun. Hayırlısı olsun. Peki Bülent Hanım, Armağan'cığım sen neler söyleyeceksin? Aygün'ün sahneye daha çok yakıştığını düşünüyorum. Bir de zekice bir seçimle Azeri bir şarkı söylemesi
Geçen bence hafta da bir şey olmuş. Söyledi. Geçen hafta, geçen hafta da bunu söyledi. Evet. Ama artık hep son ikiye kalmaktan yorulmuş ve sıkılmış bir hali var. Hakikaten evet. Hani çıkarken de böyle bezgin, mutsuz falan çıktı. Öyle mi? Yok, mutsuz değil yani biraz şey yani her zaman sona kalmaktan hakikaten insan bıkıyor. Bezdim değil mi? Yani. Bir hafta bekle bekle, her hafta bekle. Evet. Evet, sinir, stresli sinir. Bir durum olsa gerek gerçekten. Bir de kalk, ikinci mi bu, üçüncü mü? Yok, ikinci. Peki, yorumlar bu kadar galiba. Sevgili izleyiciler, şimdi de Aygün'ün aday numarasını öğrenelim. Aday numaram 114'tür benim. Azerbaycan'dan 114 yazıp 90-65'e gönderseniz ben tabii ki bu yarışmadan elenmerim, kalarım. Ve bir de Arman Bey'e bir söz söylemek istiyorum. Dedi ki şansı çoktur Aygün'ün. Böyle bir şey var Arman Bey, tabii ki doğru söylediniz. Azerbaycan'dan burada bir menem, yani desteklerseler birinci olurum. Bir de bir şey var, her yerde, Azerbaycan'ın her yerinde bu çekmir, yani bu kanal çekmir bazı yerlerde. Ona göre yani onlar izlemeyenler var. İzlemeyen o insanlar izleseler, tabii ki ben belki bugün elendim, elene de bilirim. Bunu özüme bir şey saymayacağım, gınamayacağım ki halkımı, bana ses göndermediler, yani oy göndermediler. Bu olabilir. Suat da çok güzel bir sesti. O da kalabilir. Ben de kalabilirim. Sadece o bir şey var ki bazı yerlerde çekmir bu kanal ve bir de saat farkı var. İki saat farkı var buna göre. Yani şimdi izleyenler ama ses gönderseler ben kalarım, gitmerim. Çok isterim ki kalmak ve üzümü tuturam. Bundan da başka hem de ben Azerbaycan'dan başka da Arman Bey, Türkiye'den de bana desteği gelir, Türk halkından. Ben ona göre Türk halkına da teşekkür ederim. Türkiye'den de desteği gözlüyorum. Sahnede görmek istiyorsunuz beni. Tabii ki ses gönderin, oy gönderin, ben elenmeyeyim. Çok teşekkür ederim, minnettarım. Sağ olun. Evet, Aygün her zamanki gibi kısacık bir konuşma yaptı ve çok aday numarasının 114 olduğunu kısaca hatırlattı size sevgili izleyiciler. 114 aday numarası. Şimdi geçtiğimiz hafta neler yaşadık onu bir hatırlayalım. Siz bu arada halen bu iki yarışmacımız için oy gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere. Popstar Alaturka'ya devam eden yarışmacıyı hep beraber görüyoruz. Aygün devam ediyor. Ama hayırlısı olsun. Gel otur konuşalım, dizim dizime vursun, dizim dizime vursun, ne oluyor yine. Böyle bir sallam, akan debeler dursun, akan debeler dursun, ne oluyor yine. Senin de yoruyor.
hep beraber görüyoruz. İhsan olmuş, tahminler doğru çıktı. İşte geçtiğimiz hafta böyle coşkulu geçti sevgili izleyiciler. Şimdi artık şu an itibariyle oylama bitmiştir. Artık bundan sonra lütfen oy göndermeyin. Göndereceğiniz oylar bu hafta için olacak. Aygün ya da Suat az sonra Popstar Alaturka'ya veda edecek. Şimdi alkışlarınızla Aygün'ü ve Suat'ı sahneye davet ediyorum. Evet, geliyorlar. Az sonra sonuçları açıklayacağız. Hafta boyunca hatları açıktı. Sizler oylarınızı gönderdiniz sevgili izleyiciler. Jüri üyelerimiz geçen hafta zaten puanlarını vermişlerdi. Ben de merakla bekliyorum. Çünkü yarışma her geçen hafta birazcık daha heyecanlı bir hale geliyor. İşte Aygün ve Suat yanımızdalar. Yerlerini alıyorlar. Peki, Nihat Bey de hazır mı? Bana herhalde haber gelecek. Hazır. O zaman orkestramız da hazır. İstanbul 10. Noterliği Başkatibi Nihat Beyan'ı alkışlarla alıyoruz. Sonuçlar geldi Nihat Bey. Peki siz her geçen hafta gençleşiyorsunuz. Öyle geliyor bana. Vallahi teşekkür ederim ama tam tersi. Öyle mi? Siz öyle hissetmiyorsunuz. Ben 5 aydır rahatsızım. Gerçekten mi? Çok geçmiş olsun ama belki size bu orkestranın çaldığı şarkılar moral oluyor. Değil mi? Çünkü yüzünüz artık çok gülüyor. Ne güzel. Alkışlarla uğurluyoruz. Gecenin sonunda yeniden beraber olacağız Nihat Bey'le. Beni böyle bırak git git gidebilirsen. Vay be. Bu ne büyük sevgidir yani. Ne olacak? Bunun sonu ne olacak? Ben çok merak ediyorum. Peki. Sonuçlar hazır. Bir yüzdeleri görelim bakalım. Suat ve Aygün hafta boyunca hatları açıktı. Çok yakın birbirine. İnanılmaz. Çok çok yakın sevgili izleyiciler. %50.53 ve %49.47. Bu benim mutlu eden bir şey esasında. Hakikaten bu kadar yakın sonuçlar birbirine. Demek ki izleyicilerimiz, tüm izleyenler çok zorlanmışlar karar verirken. O yüzden her iki yarışmacımız için de büyük bir alkış sizlerden rica ediyorum. Çok teşekkürler. %50.53, %49.47. Gerçekten çok heyecanlı. Hiçbir tahminde bulmak ister misin Armağan'cığım? Tahmin. Aygün kalır gibime geliyor. Efendim? Aygün kalır. Aygün devam eder diyor Armağan Çağlayan. Evet. Ama bunu mantığımla söylüyorum. Mantıkla söylüyor. Peki. Peki Suat'cığım, Aygüncüğüm neler söyleyeceksiniz? Haftalardan beri beraberiz. Çok güzel yarışma çıkarttınız. Muhteşem iki yarışmacısınız gerçekten. Birinize veda etmek gerçekten çok zor olacak bizler için. Yürekten söylüyorum. Neler söyleyeceksiniz? Suat Aygün'ü gösteriyor. Hakikaten de Osman Tan Bey, Suat'la çok yakın arkadaşız biz. Yani hiçbir zaman kavga falan etmedik. Çok, hakikaten çok güzel bir insan. Ve ben elenirsem bile doğru söylüyorum. Onun için çok yürekten sevineceğim. Yani İnanıyoruz tabii ki. Çok mutlu olacağım yani onun kalmağına. Çünkü o hak eder burada kalmağı. Ve böyle özü de güzel bir söz dedi. Hayırlısı olsun Allah'tan. Elbette ki hayırlısı olsun inşallah Suat. Bu kadar. Özümde kalsam tabii ki çok hoşbaxt olurum. Devam ediyorum burada mahnılarımı. Ve size de teşekkür ederim ki. Biz teşekkür ederiz. O güzel sözleriniz için dediniz ki en güzel yarışmacılarsız sesiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Suat'cığım. Tabii ki çok güzel günler geçirdik burada. Aygün de söyledi. Çalışmalarda olsun, otelde olsun, arkadaşlıklarımız çok hakikaten buradaki dostluklar çok
iyi dostluklar oldu. Kısmet Allah'ın dediği olur diyorum. Aygün'e de söylemiştim içeride. Hayırlısıysa kalacağız inşallah. Ama hayırlı değilse buraya kadar diyeceğiz. Evet, hepimiz için hayırlısı evet. olsun diyoruz. Peki Suat'cığım çok çok teşekkürler. Zaten stresli bir hafta geçirdiniz. Zor bir haftaydı. Ben bunu sizlerden çok rahat gözlemleyebildim hafta içinde de. Gergindiniz. Daha fazla gelmeyelim sizi. %50.53 ve %49.47. Gerçekten birbirine çok yakın iki yüzde var sevgili izleyiciler. Bakalım %50.53 ile yarışmaya devam eden Suat mı yoksa Aygün mü? Hep beraber görüyoruz. İşte %50.53 ile yarışmaya devam eden, Popstar Alaturka yolculuğuna devam eden müzik yolcusu... Hep beraber görüyoruz. Aygün yola devam ediyor. Aygüncüm seni içeri alalım. Tebrik ediyoruz. Şimdi birazdan şarkısını söyleyecek ama bugüne kadar çıkardığı muhteşem performansı için ben çok büyük bir alkış Suat için rica ediyorum sizlerden. Çok teşekkürler. Suat'ı bir kez daha dinleyelim mi o güzel sesini bu hafta için bakalım ne hazırlamış Suat'tan dinliyoruz. Alkışlarınız bir kez daha Suat. Çok sağ olun. Bir kez daha tebrikler Suat'cığım. Şimdi jüri üyelerine dönmeyeceğim. Ne güzel değil mi? Jüri üyelerine dönmeyeceğiz. Eleştiri yok bu sefer. Ama onlar hepsini zaten yüreklendirdiler. Güzel puanlar verdiler bugüne kadar. Yeniden beraber olacağız bu gece içinde. Bir kez daha alkışlıyoruz Suat'ı.